Şimdi geldik. Bu kadar sinüste debelendikten sonra tabiri caizse kosinüse geldik. Yine kosinüsün toplam formülünde A ve B gördüğümüz yerleri x yazacağız. Kosinüs paylaşımcı bir fonksiyon değildi. İlk önce bu açıları kendisi üzerinden, sonra artıyı zıt işaretlisi eksiye götürecek, sonra sinüs üzerinden açıyoruz. Ben buralarda A ve B gördüğüm yerler x yazarsam, şunun yerine x yazdım, bunun yerine x yazdım, bunu yazdım. Şurası kos kare oldu, şurası kos kare, burası sin kare oldu. İşte kosinüsün yarım açı formülü. Kos 2x, kos kare eksi sin kare yapacak. İşte basit örnekler yine. Kos 2x ne olacak? Yarıya indirecek. Kos kare eksi x kare, sin kare. Aynı şeyi bir daha mı yazdık? Hayır, şunun için yazıyoruz. Ben bu eşitte sin kare gördüğüm yere 1 eksi kos kare yazabilirim. Trigonometri 1'deki bağıntılardan. Sin kare gördüğüm yere 1 eksi kos kare yazarım. Eksiyle de çarparım. Kosinüs x'in bir başka açılımı daha var. Bir başka eşiti daha var. Bir eşiti daha var. İşte o da burada. Ben burada kos kare gördüğüm yere 1 eksi sin kare yazarım. İşte kosinüs x'in 2x'in üçüncü bir eşiti daha var. Ben şöyle bir toparlamak istiyorum buraya kardeşim. Demek ki kosinüs 2x eşittir kos kare x eksi sin kare x. Kosinüs 2x eşittir 2 kos kare x eksi 1. Sonra kosinüs 2x eşittir 1 eksi 2 sin kare x diye 3 tane eşiti var. Ne yapıp edip yazarak çizerek çalışıp ezberlememiz lazım. Birinci eşitimiz bu. İkincisi aham da bu. Üçüncüsü aham da bu. Ben buralardan şuradan kos kare x'i çekemez miyim? Şuradan kos kare x'i şu ikinci eşitlikten kos kare x'i çekerim. Eksi 1'i karşıya atarım. Sonra da 2'ye bölerim. İşte burada da ifademiz bu. Ben buradan kosinüs 2x artı 1 bölü 2 yazarım bunun eşitini. Yine son formülden sin kare x'i çeksem şu eşitlik karşıma gelir ve zaman zaman biz bunu kullanırız. Bazı sorularda işimize yarar. Kosinüs x'in de x kare bölü 2'ye, x bölü 2 ve x bölü 2'ye paylaşacağını, açılacağını bilmemiz lazım. Bakalım şimdi örneklerle izah etmeye çalışalım. Gene bu kos kare eksi sin kareden neymiş aslında bu? Kosinüs 2 çarpı pi bölü 8'in açılımı kosinüs 2x, kosinüs 2x, kos kare x eksi sin kare x işte bunu açmış. Gerçekten şu eşit kosinüs pi bölü 4'ün yani 45 derecenin kosinüsü o da kök 2 bölü 2. Bir başkası en sade şeklini bulalım. Ben bunun en sade şeklini bulacaksam şuradaki artı birden kurtulacağım. O zaman bunun eşitlerinden biri olan 2 çarpı kos kare alfa eksi 1 yazarım. Aşağıdaki ne ise bunun eşitlerinden biri olacak. Ama eksi 1'i ortadan kaldıracak şekilde 1 eksi 2 tane 1 eksi 2 tane sin kare alfa yazarım. Eşitimi de çekerim. Bakarım şuradaki artı 1 ile eksi 1 gider. 2 tane kos kare alfa kalır. Şuradaki eksi 1 ile şuradaki artı 1 gider. Eksi 2 tane sin kare alfa kalır. Bu da gitti. Bu da gitti. Eksi kos alfa bölü sin alfanın karesi kaldı. Kos bölü sin her zaman kotanjanttı. Eksi kotanjant kare alfa oldu. Bu sorumuzun cevabı. İşte bir soru daha. Sin x bölü 2 ifadesinin değerini bulalım. Pek çok şey ezberlemesini istiyoruz öğrenci arkadaşlarımızın. Bunun 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 olduğunu biliyorum. Yani ben kosinüs x gördüğüm zaman ya şöyle bir tane bu bir dursa yazacağım ama ya şöyle bir tane 2 çarpı kos kare x bölü 2 eşit vardır bunun. Ya da nihayet onu yazdık. Kaçtı kovaladı biraz ama yazdık. 2 çarpı sin kare x bölü 2 veya gerçekten kendi eşiti olan yarım açıdan bahsediyorum. İşte şunu yazabilirim. Burada benim işime yarayacak olan sin x bölü 2 sorulduğuna göre şunu kullanmaktır. İşte onu kullanıyorum ben şimdi. Ben kosinüs x 4 bölü 5 ise buraya yazıyorum. Bunun başka bir çözümü daha var. Onu da söyleriz. Ben şuradan çözmeye çalışayım şimdi. 2 tane sin kare x bölü 2'yi buraya atarım. 1'in yanına 4 bölü 5'i atarım. Bu da 1 bölü 5'tir. 2'ye bölerim. Sin kare x bölü 2 eşittir 1 bölü 10'dur. Kök alırım. Kök alırım. İşte bize sinüs x bölü 2. Sinüs x bölü 2. Yani 1 bölü kök 10 veya cevap kök 10 bölü 10. Bir başka test sorusuyla devam ediyoruz. Yine buradan uygun açılımlar yapmamız lazım. Yukarıdaki kosinüs 2a'yı açmadan önce tanjantın efendim sin kare bölü kos kare ve dahi aşağısı payda eşit dersem kos kare a eksi sin kare a
bölü kos kare a olduğunu gördükten sonra yukarıda da kosinüs 2a açılımı olan kos kare a eksi sin kare a'yı yazarım. Şöyle kos kare a eksi sin kare a'yı yazarım. Şunlar birbirine götürür. Ters çevirip çarparsam cevaplarda kos kare a olmalı. Cevap b seçin. Şimdi tabii ki tanjant ve kotanjant için de yarım açı formülü vermemiz gerekiyor. Tanjantta şu görmüş olduğumuz toplam formülünde a ve b yerlerine x yazarsak işte buraya geliriz. A ve b yerlerine x yazarsak şu görmüş olduğumuz formülü 2 tan bölü 1 eksi tan kare şeklinde formülü bulmuş oluruz. Ne yapacağız? Bunu böylece ezbere bilmek lazım. Ne yaptık? Bir daha söyleyelim. Bir de kotanjant 2x'i de tabii atlamadan söylemekte fayda var. 1 bölü tanjant 2x'ten hareketle birbirinin tersinden hareketle çözebiliriz. İşte tanjant 2x'i bul diyor. Vermiş buradaki diğeri de tanjant 2x'i bul diyor. Tanjant 2x'i ne yapacağım? 2 çarpı tanjant x bölü 1 eksi tanjant kareden yapacağız. Yani 2 kere 2, 2 yazdım. 1 eksi 2'nin karesi 4 bölü 1 eksi 4 eksi 4 bölü 3. Burada bizim çok bir faydamız yok. Bunları ezbere bilmek zorunda kardeşim. Başka türlü de altından kalkılamaz. Kağıdı kalemi elimize alıp yaza yaza çöze çöze uğraşacağız. Şimdi geldik gerçekten daha nitelikli güzel bir soruya. Tanjant 4x'i bulmamız isteniyor. Şöyle yaparız. Karşıdaki 1'i buraya atarız. Şu 3 sinkosu da karşıya atarız. Bunu ne yaptım ben kardeşim? Keyifler mi? Hayır. Görüyorum ki şurası kosinüs 2x'in yarım açı formülünden açılımı. Yani burası kosinüs 2x eşittir. Ben bunu 2 ile çarpıp 2 ile bölsem. Yani bunu 3 bölü 2 yapsam. Bir de burayı 2 ile çarpsam. 2 sin kos. Şurası da sinüsün yarım açı formülü olan sin 2x'in açılımı. Yani ben buradan kardeşim kosinüsü ve sinüsü birbirine bağlayabilirim. İçler dışlar çarpım. Yani buraya 2 bölü 3. Buraya da sinüs 2x bölü kosinüs 2x eşittir. Sin bölü kos. Şunlar biraz kavuştular. Niye öyle oldu? Orayı bir silelim. Şurası 3 bölü 2 çarpı. Şurası 2. Tamam. Yani burası tanjant 2x oldu. Ben tanjant 2x'i 2 bölü 3 buldum. Onu buraya alayım. Tanjant 2x'i 2 bölü 3 buldum. Tamam. Çok güzel. Şimdi tan 4x'e geçiş yapabilirim. Tan 4x'i şöyle geçerim. Şuradan alırım. Tanjant 4x'e yarım açı formülünü uygularsam 2 çarpı tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant kare 2x. Tanjant 2x'in 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. 2 ile çarpıp buraya yazıyorum. 2 bölü 3'ün karesini alıyorum. 4 bölü 9. Şurası 4 bölü 3. Şurası 4 bölü 3. Burası ise 5 bölü 9. Birinci aynen yazılır. 4 bölü 3 çarpı 9 bölü 5. Şu 3'ler gider. 12 bölü 5 olur. Bu hikayemiz. Şimdi yarım açı formülleriyle ilgili geometri sorularında ilgili açının yarısı ya da iki katı şeklinde düzenleme yapıp yarım açı bağıntılarından istifade edilebiliriz. Edebiliriz demişiz. Bakalım edebilecek miyiz şimdi sorularla izah etmeye çalışalım. İşte birinci örneğimiz. Ben buradan sin alfanın değerini bulmaya çalışacağım. Hemen bakıyorum. DC eşittir BC. DC eşittir BC. Demek ki şurası da alfa. Tamam çok güzel. Ben hemen şuradaki açıyı, şu açıyı, şurada bir üçgen var. Şurada bir üçgen var. Ben hemen buradaki açıyı 180 derece eksi 2 alfa yazabilirim. Yazdım. O da dursun. Çok güzel. DC eşittir 4 AD. O değerleri de yapıştırayım ben. AD'ye 1 deseydim bu DC 4 olurdu. AD'ye 1 deseydim şuna 1 deseydim. O 1 de garip oldu. AD'ye 1 deseydim şurası 1, şurası 4, şurası 4. 3, 4, 5 üçgeni bu demek ki. Bu 3, 4, 5 oldu. Güzel. Ben şimdi buradan kime hareket edeceğim bulacağım? Sin alfayı bulacağım. Tamam. Şimdi verileri yapıştırdık. Hareketimizi yapalım. Ben bunun sinüsünü bulursam kardeşim, şu açının sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüsten şu açının sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüsten 3 bölü 5 mi? Evet. O zaman sinüs 180 derece eksi 2 alfa eşittir 3 bölü 5'i bir yazalım. Bu bir. Sinüs 180 derece eksi 2 alfadan bunu yazdım. Veya ben bu açının kosinüsünü de yazabilirdim.
kosinüs 180 derece 2 eksi 2 alfa. Komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5. Sanki ikincisi daha yakışıklı olacak. Neden? Ben buradaki şu içeride yine trigonometri 1'in son kısmında anlatmaya çalıştığımız gibi 180 derece yatay eksendir. Yatay eksende şunu atıyordum, şunu aynen alıyordum. İsmimiz kosinüs 2 alfa oluyordu. 180'den biraz geri bu ikinci bölgede bir açıdır. Bu ikinci bölgede bir açı. Çünkü bu alfa geniş açı değil. İki katı da 180'i aşamaz. 180'den 2 alfa çıksa 180'den biraz geride bir yerlerdeyim. İkinci bölgede kosinüs nedir? Eksidir. Onu da buraya kondur. Şimdi kosinüsün yarım açı formüllerinden sinüste gideceğim. Sinüse gidiş şudur. 1 eksi 2 tane sin kare alfa. Ha, demek ki bir de önünde eksi vardı. O eksiyi de şuraya dağıtayım. Dağıttım. Çok güzel. Şurada 4 bölü 5 var. Şurada 4 bölü 5 var. Sağ tarafta eksi 1 artı 2 sin kare alfa var. Eksi 1 buraya artı 1 geçer. Burayı 9 bölü 5 yapar. Buraya 9 bölü 5 yapar. 2 sin kare 2'ye böldüm. 9 bölü 10'un kökünü alınca sinüse ulaşıyorum. 9 bölü 10'un kökünü alınca kök 3 bölü 10 oluyor. Şey düzeltiyorum, 3 bölü kök 10 oluyor. Kökünü alınca 3 bölü kök 10 oluyor. İşte bize sinüsün değerini bulmuş oluyoruz. Bu da nitelikli bir soruydu. Bu örnekle devam ediyoruz. AB 8 birim. AB 8 yazmış. BC 5 birim yazmış. ABC açısının 2 katı. ABC açısı, aha da burası. Ben bunu x dedim. Onun 2 katı ACB'ymiş. İşte şuraya x dedim. ACB 2x. Ben buradan sinüs teoremini uygularım kardeşim. Haydi ne işimiz var. Başka türlü de olmaz. Sinüs teoremi neydi? Ben şununla şu ve bununla bu arasında şunu, şu hareketi yapabiliyordum. Kenar bölü açının sinüsü eşittir. Kenar bölü açının sinüsü eşittir. Öbürü eşittir. İşte çevre çemberin çapı diyordum. Gerisi beni ilgilendirmez. Buradan işler dışarı çarpımı yapsam 5 tane sinüs 2x eşittir 8 tane sinüs x. Ben bunu açsaydım 5 çarpı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. Hay maşallah, buradan da sinüs x'leri sadeleştirebilirim. 0 olmadığını biliyorum. Sinüs x 0 değil orada. Sadeleştirdim. Ne kaldı? 10 tane kos. 10 tane kos eşittir 8 kaldı. Yani ben oradan kosinüsü çektim oradan. Gel kardeşim buraya dedim. 8 bölü 10 oldu. Cevap 4 bölü 5. ACB bitmedi daha işimiz ama. Biz ACB'nin yani 2x'in kosinüsünü bulacağız. Bu yetmez miydi? Yetmezdi kardeşim. Hemen kosinüs 2x'i bulacakmışız. Zaten o da 2 kos kare x eksi 1'di. Tamam, yarım açıdan. Hemen bu 4 bölü 5'i alacağım. Cos x'tir bu. 4 bölü 5'i alacağım. 4 bölü 5'in karesini buraya alacağım. 4 bölü 5'in karesi 16 bölü 25. 16 bölü 25'i 2 ile çarp, 32 bölü 25. 32 bölü 25'ten 1 çıkar, 7 bölü 25. Olayımız budur. Geçmiş olsun. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Şekiller üzerinde hareketimizi çekiyoruz. Soruyu çözmeye çalışıyoruz. CB şekildeki O merkezi yarım çembere B noktasında teğet. ADC doğrusal noktalar. AD 6 birim. 6 birimse AD. 3'ü burada. 3'ü burada. Tamam. DC 2 birim. 2 de burada. Ben hemen şunu birleştirirsem. Merkezden TET'ye indirdiğim bu doğru burayı dik inecek. Tamam. Hemen bu da yarı çaptı. Bu da 3 birim. O zaman şurada bir dik üçgen var. Aha da burada bir dik üçgen var. 3, 4, 5 üçgeni. Burası 4. Çok güzel. Kotanjant alfayı bulacağız. Ben şurası, şurası da 3. Burası da 3 ise şurada da bir açı var. Şu da alfa. Şurada bir dış açı var. Kendisine komşu olmayan İki iç açının toplamına eşittir şu dış açı. Şuradaki alfa ile alfa. 2 alfa oldu. İşte ben şuradaki üçgenden, şuradaki üçgenden, yani şu yeşille çizmeye çalıştığım üçgenden şunun tanjantını okusam. Tanjant 2 alfa nedir? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan 4 bölü 3'tür. Hemen buradan ben kotanjant 2 alfanın da 3 bölü 4 olduğunu söylerim. Tanjantı, kotanjantını yazdım. Kotanjant 2 alfanın da 3 bölü 4 olduğunu söyledim. Kot alfayı bulacakmışım ben buradan. Buradan sonra da gerçekten şenlik var. Kotanjant 2 alfayı bulduk. Hemen kotanjant 2 alfayı kot alfa çarpı kot alfa eksi 1 bölü kot alfa artı kot alfa yazarım. Orası 3 bölü 4'tü. Kot alfaya A diyeyim ben. Şurası
A kare eksi 1. Burası da 2A oldu. İçler dışlar çarpımı 6A eşittir 4. A kare eksi 4. Karşıya atıyorum ve 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğüm zaman şurası 2A kare eksi 3A eksi 2 oldu. Şunu çarpanlara ayırıyorum 2A'ya A. Şunu da çarpanlara ayırıyorum eksi 2'ye artı 1. Eksi 4'ten 1 çıktı, güzel. Şuradan A değeri eşittir eksi 1 bölü 2. Şuradan A değeri 2. Kotanjantın 2 çıkabilmesi için çok küçücük dar bir açı olması lazım. Eksi 1 bölü 2 çıkması için geniş bir açı olması lazım. Burada cevap şıklarına göre olay değişir ama kotanjant alfa şurası, alfa açısı burada. Dar açı olduğu için, dar açı olduğu için eksi olamaz. Cevabımız artı olmalı. Kotanjantı izah etmeye çalışıyorum. Kotanjant şöyle bir şey. İşte eksi 1 bölü 2 olabilmesi için şuradaki bir açının kotanjantı şurada eksidir. İşte şuradaki bir açının kotanjantı 2 olabilir. Şöyle bir dar açı. Şurada. O yüzden cevabımız 2 olacak. Bu örnekle devam edelim. BC 2 santimmiş. BC'nin uzaklığı 2 santimmiş. Onu şöyle bir yazalım. 2 santimmiş. Tamam. AB dik AC. AB dik AC. Onu da biz verelim. Vermemiş şu dik. Diğeri de AD dik BC olduğuna göre AD'nin onlar cinsinden değerini bulacağım. Ben şurayı teta desem. Şurası da 90 olduğundan bunlar birbirini 90'a tamamlar. Şurası da alfa. Burası da teta olur. Şunlar da birbirini 90'a tamamlayacak. Ben şimdi şuradaki B kenarı ile şuradaki C kenarı üzerinden şunu yazabilirim. Şunun sinüsünü yazsam. Bunun sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani ben buradan sin alfayı B bölü 2 yazarım. 2 sin alfa olur buradan B. Tamam. Ben bunun yerine 2 sin alfa yazabilirim. 2 sin alfa yazabilirim. Bunun yerine de 2 kos alfa yazabilirim. Aynı mantıkla. Gerçekten bunun kosinüsünü yazsam komşu bölü hipotenüsü öğrenci arkadaşlar bulabilirler. Bu üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2 idi. Ben çünkü bu yükseklik AD'yi bulacağım. Yükseklik çarpı taban bölü 2 idi eşitti. Aynı alanı ben dik kenarlar çarpımının yarısı olan şuralardan da bulabilirim. Dik kenarlar çarpımının yarısı 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa, bir tane daha ikisi var. Böyle yarısından bulabilirim. Dik kenarlar 2 kos alfa 2 sin alfa 2 kos alfa 2 sin alfa bölü 2'den. Şunların biri gitti. Şunların da biri gitti. Bakıyorum ki AD eşittir 2 sin kos kaldı. Kısaltarak yazayım. AD 2 sin kos sinüs 2 alfanın açılımıdır. O da nerede var? Cevap A seçeneği olur. Şimdi geldik. Bu kadar sinüste debelendikten sonra tabiri caizse kosinüse geldik. Yine kosinüsün toplam formülünde A ve B'ye gördüğümüz yerleri yükselteceğiz. Kosinüs paylaşımcı bir fonksiyon değildi. İlk önce bu açıları kendisi üzerinden, sonra artıyı zıt işaretlisi eksiye götürecek, sonra sinüs üzerinden açıyordu. Ben buralarda A ve B gördüğüm yerleri x yazarsam, şunun yerini x yazdım, bunun yerini x yazdım, bunu yazdım. Şurası kos kare oldu, şurası kos kare, burası sin kare oldu. İşte kosinüsün, yarım açı formülü. Kos 2x, kos kare eksi sin kare yapacak. İşte basit örnekler yine. Cos 2x ne olacak? Yarıya indirecek. Cos kare eksi x kare, sin kare. Aynı şeyi bir daha mı yazdık? Hayır. Şunun için yazıyoruz. Ben bu eşitte sin kare gördüğüm yere 1 eksi cos kare yazabilirim. Trigonometri 1'deki bağıntılardan. Sin kare gördüğüm yere 1 eksi cos kare yazarım. Eksiyle de çarparım. Cosinus x'in bir başka açılımı daha var. Bir başka eşiti daha var. Bir eşiti daha var. İşte o da burada. Ben burada cos kare gördüğüm yere 1 eksi sin kare yazarım. İşte kosinüs x'in, 2x'in üçüncü bir eşiti daha var. Ben şöyle bir toparlamak istiyorum buraya kardeşim. Demek ki kosinüs 2x eşittir kos kare x eksi sin kare x. Kosinüs 2x eşittir 2 kos kare x eksi 1. Sonra kosinüs 2x eşittir 1 eksi 2 sin kare x diye 3 tane eşiti var. Ne yapıp edip yazarak çizerek çalışıp ezberlememiz lazım. Birinci eşitimiz bu. İkincisi aham da bu. Üçüncüsü aham da bu. Ben buralardan şuradan cos kare x'i çekemez miyim? Şuradan cos kare x'i şu ikinci eşitlikten cos kare x'i çekerim. Eksi 1'i karşıya atarım. Sonra da 2'ye bölerim. İşte burada da ifademiz bu. Ben buradan kosinüs 2x artı 1 bölü 2 yazarım bunun eşitini. Yine son formülden sin kare x'i çeksem şu eşitlik karşıma gelir ve zaman zaman biz bunu kullanırız. Bazı sorularda işimize yarar. Kosinüs x'in de x kare bölü 2'ye, x bölü 2 ve x bölü 2'ye paylaşacağını, açılacağını bilmemiz lazım. Bakalım şimdi örneklerle izah etmeye çalışalım. Gene bu kos kare eksi sin kareden neymiş aslında bu? Kosinüs 2 çarpı pi bölü 8'in
açılımı kosinüs 2x, kosinüs 2x, kos kare x, eksi sin kare x, işte bunu açmış. Gerçekten şu eşit, kosinüs pi bölü 4'ün, yani 45 derecenin kosinüsü, o da kök 2 bölü 2. Bir başkası, en sade şeklini bulalım. Ben bunun en sade şeklini bulacaksam, şuradaki artı 1'den kurtulacağım. O zaman bunun eşitlerinden biri olan 2 çarpı kos kare alfa eksi 1 yazarım. Aşağıdaki ne ise bunun eşitlerinden biri olacak. Ama eksi 1'i ortadan kaldıracak şekilde 1 eksi 2 tane 1 eksi 2 tane sin kare alfa yazarım. Eşitimi de çekerim. Bakarım şuradaki artı 1 ile eksi 1 gider. 2 tane kos kare alfa kalır. Şuradaki eksi 1 ile şuradaki artı 1 gider. Eksi 2 tane sin kare alfa kalır. Bu da gitti. Bu da gitti. Eksi kos alfa bölü sin alfanın karesi kaldı. Kos bölü sin her zaman kotanjantı. Eksi kotanjant kare alfa oldu. Bu sorumuzun cevabı. İşte bir soru daha. Sin x bölü 2 ifadesinin değerini bulalım. Pek çok şey ezberlemesini istiyoruz öğrenci arkadaşlarımızın. Bunun 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 olduğunu biliyorum. Yani ben kosinüs x gördüğüm zaman ya şöyle bir tane, bu bir dursa yazacağım ama, ya şöyle bir tane 2 çarpı kos kare x bölü 2 eşiti vardır bunun. Ya da nihayet onu yazdık. Kaçtı kovaladı biraz ama yazdık. 2 çarpı sin kare x bölü 2 veya gerçekten kendi eşiti olan yarım açıdan bahsediyorum. İşte şunu yazabilirim. Burada benim işime yarayacak olan sin x bölü 2 sorulduğuna göre şunu kullanmaktır. İşte onu kullanıyorum ben şimdi. Ben kosinüs x 4 bölü 5 ise buraya yazıyorum. Bunun başka bir çözümü daha var. Onu da söyleriz. Ben şuradan çözmeye çalışayım şimdi. 2 tane sin kare x bölü 2'yi buraya atarım. 1'in yanına 4 bölü 5'i atarım. Bu da 1 bölü 5'tir. 2'ye bölerim. Sin kare x bölü 2 eşittir 1 bölü 10'dur. Kök alırım. Kök alırım. İşte bize sinüs x bölü 2. Sinüs x bölü 2. Yani 1 bölü kök 10 veya cevap kök 10 bölü 10. Bir başka test sorusuyla devam ediyoruz. Yine buradan uygun açılımlar yapmamız lazım. Yukarıdaki kosinüs 2a'yı açmadan önce tanjantın efendim sin kare bölü kos kare ve dahi aşağısı payda eşit dersem kos kare a eksi sin kare a bölü kos kare a olduğunu gördükten sonra yukarıda da kosinüs 2a açılımı olan kos kare a eksi sin kare a'yı yazarım. Şöyle kos kare a eksi sin kare a'yı yazarım. Şunlar birbirine götürür. Ters çevirip çarparsam cevaplarda kos kare a olmalı. Cevap b seçin. Şimdi tabii ki tanjant ve kotanjant için de yarım açı formülü vermemiz gerekiyor. Tanjantta şu görmüş olduğumuz toplam formülünde a ve b yerlerine x yazarsak işte buraya geliriz. A ve B yerlerine x yazarsak şu görmüş olduğumuz formülü 2 tan bölü 1 eksi tan kare şeklinde formülü bulmuş oluruz. Ne yapacağız? Bunu böylece ezbere bilmek lazım. Ne yaptık? Bir daha söyleyelim. Bir de kotanjant 2x'i de tabii atlamadan söylemekte fayda var. 1 bölü tanjant 2x'ten hareketle birbirinin tersinden hareketle çözebiliriz. İşte tanjant 2x'i bul diyor. Vermiş buradaki diğeri de tanjant 2x'i bul diyor. Tanjant 2x'i ne yapacağım? 2 çarpı tanjant x bölü 1 eksi tanjant kareden yapacağız. Yani 2 kere 2, 2 yazdım. 1 eksi 2'nin karesi 4 bölü 1 eksi 4 eksi 4 bölü 3. Burada bizim çok bir faydamız yok. Bunlar ezbere bilinmek zorunda kardeşim. Başka türlü de altından kalkılamaz. Kağıdı kalemi elimize alıp yaza yaza çöze çöze uğraşacağız. Şimdi geldik gerçekten daha nitelikli güzel bir soruya. Tanjant 4x'i bulmamız isteniyor. Şöyle yaparız. Karşıdaki 1'i buraya atarız. Şu 3 sinkosu da karşıya atarız. Bunu ne yaptım ben kardeşim? Keyiften mi? Hayır. Görüyorum ki şurası kosinüs 2x'in yarım açı formülünden açılımı. Yani burası kosinüs 2x eşittir. Ben bunu 2 ile çarpıp 2 ile bölsem, yani bunu 3 bölü 2 yapsam, bir de burayı 2 ile çarpsam, 2 sin kos, şurası da sinüsün yarım açı formülü olan sin 2x'in açılımı. Yani ben buradan kardeşim kosinüsü
ve sinüsü birbirine bağlayabilirim. İçler dışlar çarpım. Yani buraya 2 bölü 3. Buraya da sinüs 2x bölü kosinüs 2x eşittir. Sin bölü kos. Şunlar biraz kavuştular. Niye öyle oldu? Orayı bir silelim. Şurası 3 bölü 2 çarpı. Şurası 2. Tamam. Yani burası tanjant 2x oldu. Ben tanjant 2x'i 2 bölü 3 buldum. Onu buraya alayım. Tanjant 2x'i 2 bölü 3 buldum. Tamam. Çok güzel. Şimdi tan 4x'e geçiş yapabilirim. Tan 4x'i şöyle geçerim. Şuradan alırım. Tanjant 4x'e yarım açı formülünü uygularsam 2 çarpı tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant kare. Tanjant kare 2x. Tanjant 2x'in 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. 2 ile çarpıp buraya yazıyorum. 2 bölü 3'ün karesini alıyorum. 4 bölü 9. Şurası 4 bölü 3. Şurası 4 bölü 3. Burası ise 5 bölü 9. Birinci aynen yazılır. 4 bölü 3 çarpı 9 bölü 5. Şu 3'ler gider. 12 bölü 5 olur. Bu hikayemiz. Şimdi yarım açı formülleriyle ilgili geometri sorularında ilgili açının yarısı ya da iki katı şeklinde düzenlemeye yapıp yarım açı bağıntılarından istifade edilebiliriz. Edebiliriz demişiz. Bakalım edebilecek miyiz şimdi sorularla izah etmeye çalışalım. İşte birinci örneğimiz. Ben buradan sin alfanın değerini bulmaya çalışacağım. Hemen bakıyorum. DC eşittir BC. DC eşittir BC. Demek ki şurası da alfa. Tamam, çok güzel. Ben hemen şuradaki açıyı, şu açıyı, şurada bir üçgen var. Şurada bir üçgen var. Ben hemen buradaki açıyı 180 derece eksi 2 alfa yazabilirim. Yazdım, o da dursun. Çok güzel. DC eşittir 4 AD. O değerleri de yapıştırayım ben. AD'ye 1 deseydim bu DC 4 olurdu. AD'ye 1 deseydim şuna 1 deseydim. O 1 de garip oldu. AD'ye 1 deseydim şurası 1, şurası 4, şurası 4. 3, 4, 5 üçgeni bu demek ki. Bu 3, 4, 5 oldu. Güzel. Ben şimdi buradan kimi hareket edeceğim bulacağım? Sin alfayı bulacağım. Tamam. Şimdi verileri yapıştırdık. Hareketimizi yapalım. Ben bunun sinüsünü bulursam kardeşim, şu açının sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüsten, şu açının sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüsten 3 bölü 5 mi? Evet. O zaman sinüs 180 derece eksi 2 alfa eşittir 3 bölü 5'i bir yazalım. Bu bir. Sinüs 180 derece eksi 2 alfadan bunu yazdım. Veya ben bu açının kosinüsünü de yazabilirdim. Kosinüs 180 derece 2 eksi 2 alfa. Komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5. Sanki ikincisi daha yakışıklı olacak. Neden? Ben buradaki şu içeride yine trigonometri 1'in son kısmında anlatmaya çalıştığımız gibi 180 derece yatay eksendir. Yatay eksende şunu atıyordum, şunu aynen alıyordum. İsmimiz kosinüs 2 alfa oluyordu. 180'den biraz geri bu ikinci bölgede bir açıdır. Bu ikinci bölgede bir açı. Çünkü bu alfa geniş açı değil. İki katı da 180'i aşamaz. 180'den 2 alfa çıksa 180'den biraz geride bir yerlerdeyim. İkinci bölgede kosinüs nedir? Eksidir. Onu da buraya kondur. Şimdi kosinüsün yarım açı formüllerinden sinüsle gideceğim. Sinüse gidiş şudur. 1 eksi 2 tane sin kare alfa. Ha, demek ki bir de önünde eksi vardı. O eksiyi de şuraya dağıtayım. Dağıttım. Çok güzel. Şurada 4 bölü 5 var. Şurada 4 bölü 5 var. Sağ tarafta eksi 1 artı 2 sin kare alfa var. Eksi 1 buraya artı 1 geçer. Burayı 9 bölü 5 yapar. Burayı 9 bölü 5 yapar. 2 sin kare 2'ye böldüm. 9 bölü 10'un